28 Nisan 2022 Ersoy Dede Star Gazetesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir ilk Kurtuluş Hattı 23 Nisan günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclisin kuruluşunun yıl dönümü sebebiyle çeşitli etkinlikler yapıldı. Benim en fazla ilgimi çekense Türkiye Büyük Millet Meclisi tören alanına kurulan sinema perdesinde gösterilen Kurtuluş Hattı isimli sinema filmiydi. Milli mücadelenin daha önce anlatılmamış bir cephesini anlatan filmin ilk gösteriminin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi atmosferinde milletvekillerine ve meclis çalışanlarına izlettirilmesi anlatılan hikayeyle çok iyi örtüşmüş görünüyor. Atatürk, nutukta telgraf memuru Hamdi Bey için bir paragraf açar ve bir sivil memur için kendisine teşekkür etmeyi milli ve vatani bir borç bilirim der. Filmin ana hikayesi işte bu cümleden ilham alınarak yazılmış. Yine Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'mızı posta ve telgraf memurlarımızın fedakar çalışmaları sayesinde kazandık sözü film bittiğinde çok daha anlamlı görünüyor. Kurtuluş Hattı telgraf memuru Hamdi Bey'in hayatından esinlenmiş gerçek bir hikaye. İngilizler İstanbul'u işgal ettiğinde harbiyeden sonra Sirkeci'deki büyük postane binasına el koyuyorlar. Amaç Osmanlı'nın haberleşme ağını kontrol etmek olsa da gizlenen niyet İstanbul'la Anadolu arasındaki iletişimi kesmek. Böylece milli mücadele için bir araya gelen teşkilatlarla İstanbul'un bağını koparacaklar. Tam da bugünlerde bir grup vatan sevdalısı gizli bir operasyon başlatıyor ve bir şekilde Ankara ile iletişim yolu kurmanın çaresini arıyorlar. Canları pahasına giriştikleri bu mücadele Kurtuluş Savaşı'nda posta ve telgraf memurlarının hizmetlerini gözler önüne seriyor. Filmin senaristi ve yönetmeni Selman Kayabaşı. İlk yönetmenlik tecrübesi olmasına rağmen ritmi çok iyi, duygusu güçlü bir film ortaya çıkarmayı başarmış. Başrolde Gönül Dağı dizisinden tanıdığımız Gülsüm Ali ile birlikte Yusuf Aytekin oynuyor. Emin Gürsoy, Nizam Namidar, Hamdi Erdoğan, Benihan Dönmez gibi önemli oyuncular, 100 yıl önceki gerçek kahramanları çok tadında oynamışlar. Filmin orijinal müziklerini Zeynep Alasya yapmış. Film boyunca müzikle duygunun nasıl canlı tutulduğunu fark etmemek mümkün değil. Kurtuluş Hattı, örneklerinin çoğalmasını beklediğimiz başarılı dönen filmlerinden biri. 13 Mayıs'ta vizyona girdiğinde kaçırmamanızı tavsiye ederim.